çöpleme, 1 kilo iri doğranmış kuzu kuşbaşı, 250 gram arpacık soğan, 3 adet patlıcan, 3 adet domates, 5 adet sivri biber. Sosu için 3 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağı su, kekik, pul biber, tuz. Evet, çöpleme için 1 kilo kuzu eti aldım. Şöyle iri iri olması gerekiyor. Çünkü bunları şişe takacağım. Kuzu eti hem çok lezzetli hem bence daha sağlıklı hem de çabuk pişiyor. Ama hani kokuyor falan diyorsanız dana eti de tercih edebilirsiniz. 1 kilo yetecektir. Tencerem çok ısınmamış. Şöyle bir çevireyim. Suyunu salsın. Ete bir önden pişirme işlemi yapıyorum. Çünkü sebzeler kadar çabuk pişmiyor. O zaman da çok hoşuma gitmiyor. Böyle sert kalıyor. Çöpleme Konya yöresine ait. Orada yapmıştım. Daha sonra kendi mutfağımda yine yapmıştım. İnanılmaz sevdiğim, pratik, böyle hemen 2 dakikada yapabileceğiniz ama aynı zamanda da havalı gözüken yemeklerden. Biliyorsunuz ben öyle yemekleri çok seviyorum. Şimdi patlıcanları tuzlu suya koyalım. Çünkü artık mevsimi geçmeye başladı. Biraz acı oluyor o zaman. Mis gibi de koktu. Gelin takvimden bir sayfa koparalım. Tolstoy demiş ki, şikayet ettiğiniz yaşam belki de başkasının hayalidir. Bence bunu herkes yani birkaç kere duymuştur bu sözü ama hep böyle deriz ya, keşke benim şuyum da olsa, keşke benim buyum da olsa. Aslında bir düşünürsek başka ülkeleri, kendi ülkemizde o kadar çok yokluk çeken, hastalığı olan, başka dertleri olan o kadar çok insan var ki yiyecek ekmek bulamayan. Belki de şu an şöyle bir durup bakmak gerekiyor. Ne kadar şanslı olduğumuzu anlamak için şikayet etmek yerine bence. Erkek ismimiz Ömer, kız ismimiz Cansu. Cansu ismine bayılırım. Cansu'yu demek. Etimizi karıştıralım. Etimiz bu kadar yeterli benim için. Şöyle soğusun ki ben de onu elleyebileyim. Geri kalan bütün sebzeler etin içinde gözüksün diye iri iri kalsın istiyorum. Şöyle dörde bölsem iyidir. Eve çok güzel kavun aldım. Neden aldım? Şimdi Şems Arslan gelecek ya. Güzelliğin sürekli böyle sürülerek dıştan değil de içten geldiğine çok inanan biri. O kadar güzel bir salata tarifi verecek ki. Böyle fresh fresh bütün gün isterseniz yiyebileceğiniz böyle kavunlu mavunlu serin serin güzel bir salata tarifi. İki boy var bu çöpleme için. Şöyle şişlerden. Büyük olanı tercih ediyorum ben. Aslında küçük olan tencerem için daha uygun. Canınız ne isterse bol bol ondan koyun. Ben mesela bir şişe 2 tane et koymayı düşünüyorum. 1 tane domates. Mesela evde vejeteryan bir misafiriniz olacaksa sırf sebze takın.
Patlıcanı çok sevene sırf patlıcanlı birkaç tane şiş yapın. Et severe biraz ette kıyak yapın. Böyle güzel konuklarınızın zevkine göre şişlerinizi ayarlayabilirsiniz. Tamamen sebze de çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Mesela bunu sırf etli yapacağım. Kalan her şeyi aralara sıkıştırın çünkü herkes kapışacak bu yemeği, merak etmeyin. Altında da çok güzel bir sos oluşacak. Şimdi tenceremi ziyan etmiyorum. Altını açıyorum. O kızarken şuralarımı bir toplayayım. Tencerem çok kızdı. Hemen onun sıcağına şöyle birkaç tane sarımsak. Bir kaşık biber, yarım kaşık da domates salçası. Direkt çiğden de kavurabilirsiniz ama şu an etin çok güzel bir sosu var. Daha doğrusu çiğden karıştırıp da koyabilirsiniz. Ama hem sarımsağı hem biber salçasını ben döndürmeyi, kokusunun çıkmasını seviyorum. Azıcık da yağ damlatayım, azıcık azıcık şöyle. Bence müthiş oldu. Biraz kekik istiyorum. Biraz da tuz. Böyle canım çekti, koktu resmen bana şu an. Ay, azıcık da pul biber, acı da olsun. Sanki biraz güzel mi oldu? Evet. Şimdi sebzelerin güzel pişebilmesi için 170 ile başlayacağım. Sonrasında 200'e kadar çıkabiliriz. Şimdi siz izleyin bakalım Konya'nın güzel yemeği çöpleme nasıl yapılıyormuş. Ben de mutfağımı toplayayım, ikinci yemeğin hazırlığını yapayım.